Hürmetler, saygılar. Evet, bugün burada, bugün geniz akıntısıyla başlayacağız. Geniz akıntısı problemi birçok küçük çocukta olan ve rahatsız eden çok ağır bir rahatsızlık. Buradan, şurada gördüğünüz gibi burada sinüs boşluğu, şu içeride ve alın boşluğundaki bütün iltihap, hatta orta kulaktan boğaza açılan kanal burada geniz akıntısına sebep olur. Şu boğaza doğru bir akıntı olur. İltihap, bütün pislik, şilaim, yani sümüksü doku aktıkça bu tabi mideye de zarar verir. Bazen akciğere de gidebilir. Nefes borusundan kaçabilir. Birçok rahatsızlığı tetikleyebilir. Aslında geniz eti çok çok önemli bir doku, yani bir beze, küçük bir beze. Ne işe yarıyor? Nefesi aldığınızda burada konkalar var, filtre gibi, tüysüz hücreler var, sinüslerin içeride, burada içeride. Alın boşluğunda ve çene boşluğunda, şu içeride, burun boşluğunda. Buradaki tüysüz hücreler havayı filtreder. Soğuk havayı ılıtır. Sıcak havayı soğutur. Havanın içindeki kıl, tüy, bakteri, virüs, mantar, ne varsa zararsız hale getirir. Doğal bir antibiyotiktir. Her türlü kıl, tüy, toz, her türlü havadaki yabancı maddeyi, sümük kendine bağlar, yapışır. Sümkürdüğünde kişi dışarı atar. Veya mideye gittiğinde mideden de bağırsağa geçer, dışarı atılır. Mide asidi zaten çok sert bir asit. Her türlü mikrobu öldürecek seviyede mide asidi. Sert bir asit, hidroklorik asit. Evet, neden geniz etiyle ilgili konuşmak istedik? Bakalım. Facebook'ta bir arkadaşımız ne demiş? Gerçekten işe yarıyor. Geniz eti akıntısı nedeniyle sürekli tekrarlayan, devamını sürekli tekrarlayan bir geniz eti akıntısı problemi olan oğlunu doktorları hastaneye yatıracağız. Çaresi yok. Burada tedavi olacak. Antibiyotik kullanması gerekir vesaire demişler. O da bizi aradı. Ahmet Bey, ben de evet, Afrika sardunyası. Aha, gözükmedi. İşte bu Afrika sardunyası. Ve şu da Cordyceps, Çin tırtır mantarı. Evet, tünel şey yapıyoruz. Kale yapıyoruz. Kapsüller kalesi. Çin tırtır mantarı doğal antibiyotik, her türlü bakteri, virüs ve mantara karşı kullanılır. Çinler 6-7 bin yıldır kullanırlar, bunu biliyorlar. Himalaya dağlarında, yüksek tepelerinde yetişiyor. Diğer bitkilerin özünü emiyor. Parazit bir bitki. Afrika sardunyası ise Afrika'da yetişir. 1050 çeşit sardunya veya ıtır da denir, sardunya da denir. Bakalım. Afrika sardunyası. Afrika sardunyası ile ilgili birçok klinik araştırması yapılmış. Bu klinik araştırmaların en önemlilerinden birkaç tanesini ben not aldım. Gözükmüyor. 1993 Ekim 1993'ten Şubat 1995 yılına kadar 156-158 deney üzerinde doktorların muayenehanesinde 0-12 yaş grubu arasından seçilen geniz eti iltihabı olan, geniz akıntısı olan çocuklardan 742 çocuk tedavi denemesi yapılmış. Bunlarda gözüken akut bronşit, kronik bronşit, nezle, sinüzit, faranjit, yani yutak iltihaplanması, traheit, yani nefes borusu iltihaplanması ve laranjit, gırtlak kapağı iltihaplanması gibi rahatsızlıkları olan hastalar tedavi edilmiş. Hatta
14 gün gibi kısa bir sürede çoğu iyileşmiş. 14 gün. Neyle? Afrika sarnıcısı. Tabii kortisep olursa ne olur? Daha kısa sürede iyileşir. Çünkü antibiyotik, antibiyotik. Etkileri birbirini bunlar tetiklemez. Sinerjik olarak etkilerini artırır. Bir bitkinin etkisi %30-40'sa diğerindeki de %30-40, %80'lere çıkar. Tabii bu tür rahatsızlarda mutlak suretle bağırsakların tedavisi gerekir. Çünkü bağırsaktan toksik madde geliyorsa, karaciğer arıtamıyorsa, karaciğer yorulmuş, yağlanmışsa arıtamadıkları toksik maddeler karaciğeri zarar verir. Karaciğer de arıtamayınca oraya buraya şuraya gönderir. İşte bu gördüğünüz Pelargonium reniforme mor mor çiçekli. Çok narin çiçekleri var. Yaprakları böyle gri. Sadece Güney Afrika'da yetişiyor ama Türkiye'de de yetiştirmek mümkün. Bu da Pelargonium sidoides. İki türü var. Şifa, tıbbi maksatla kullanılan. Biri pembe, biri mor. Bu mor çiçekli olan. Bu da pembe çiçekli olan. Evet, ben bu bitkinin fotoğrafını çekmek için Dresden'e uçtum uçakla. Dedim ki müdüre, ben oraya geliyorum bitki fotoğrafı çekmeye deyince, tamam gel dedi. Şaka yapıyor zannetmiş. Beni orada görünce şaşırdı. Ya şaka yapıyorsun zannetmiştim dedi. Yok dedim, şakası olur mu? Ben bu konu hastasıyım. Tamam dediler, bana bir kimlik verdiler. Boğazıma taktım kart. Bütün botanik bahçenin her tarafına giriş serbest dediler. Normal vatandaşların giremediği her yere girdim çıktım. O gün 350 tane bitki fotoğrafı çektim. İşte o fotoğraflardan birkaçı da bunlar. Kendim çektim. 7 yıl. Evet. Pelargonium zidoides, mor çiçekli olanı. Pembe çiçekli olan ise Pelargonium reniforme. Bu iki türü var. Pelargonium reniforme, Pelargonium zidoides. Evet, reniforme. Klinik araştırmaları oldukça çok. Benim küçük oğlum hastalanmıştı 4 yaşında. Laranjit, yani pseudokrop da denir. Gırtlak kapağı iltihaplanması. Nefes almakta, vermekte zorlanıyor. Boğmacanın tersi. Boğmacada nefes alamaz. Bunda da nefes veremez. Kapakçı iltihaplanması. Gırtlak kapağı. Hemen acil hastaneye kaldırdık. Doktorlar dedi ki hemen hemen inhalasyon yapalım, inhalasyon. Koşturuyorlar oraya buraya, beyaz gömlekli. Doktorları, hemşireleri görünce oğlum çok korktu. Daha önce hastanede kaldığı için. Bas bas bağırıyor çocuk. Zaten hasta daha kötü oluyor. Dedim ki çocuk sizi görünce daha kötü oldu. Vereceğiniz bir ilaç varsa verin. Ben evde inhalasyon yapayım. Dediler ki bu viral bir enfeksiyon. Yani virüslerin sebep olmuştu bir enfeksiyon. Bu nedenle herhangi bir ilaç yok. Ne var ya? Tuzlu suyla inhalasyon yapacağım. Dedim evde tuz da var, su da var, ocak da var. Niye ben buraya geliyorum? Bir de çocuğa burada işkence yapıyorsunuz. Bir de hastanede yatıracaklar. Dediler ki alıp götürebilirsin. Evde de yapabilirsin. Sorun yok. Aldım gittim eve. İnhalasyon yaptım. Biraz rahatladı ama geçmiyor. Sabaha kadar uyumadım. Ben bazen kafama bir şey takıldı mı sabahlara kadar uyumam. Araştırma yaparım. Bir araştırma yaptım. Afrika sardunyası. Çok çok doğal bir antibiyotik. Penisilin icadına kadar da zaten Avrupa'da doğal antibiyotik olarak kullanılmış. Ve Afrika'da 4000 yıldır Zulu kabilesi bunu her türlü hastalığa karşı kullanıyor. Her türlü derde deva anlamında gelen Zulu dilindeki adı Umkaloabo. Umkaloabo Afrika dilinde her derde deva demek. Bu da Çinlilerin 5-6 bin yıldır kullandığı doğal antibiyotik kortisep. Çin tırtırmandır. Evet, ben ne yaptım oğluma? Baktım ki çocuğun durumu hiç düzelmiyor. Doktorlar 4 çeşit antibiyotik veriyorlar.
Ama sürekli kötüye gidiyor. Onların haber olmadan günde 5 defa 5 damla. 2 gün sonra balgamdı, böyle Ağustos'u balgam kustu. Önce ayakları, elleri böyle buz gibiydi. 5 dakika sonra pamuk gibi oldu, ısındı. Dedim ki hanıma, tamam. Ben yarın Türkiye'ye gidiyorum, işim var. Dedi ki, ya çocuk hasta nasıl gidersin? Yarın eve gönderecek dersin. Kafana takma sen, dedim. Bir şeysi kalmadı. Nasıl olur? Olur. İyileşti. Ben Antalya'ya uçtum. Çocuğu da eve gönderdiler. Yani her türlü hastalık iyileştirmek, tedavi etmek mümkün. Önemli olan nereden, ne zaman, hangi ürünü kullanacaksınız. Beyefendi çocuğu hastaydı. Doktorları hastaneye yatıracaklardı. Geniz atı akıntısından dolayı. Ahmet Serkan yapar. Allah razı olsun diyor. Dua ediyor. Allah ondan da razı olsun. Birçok insan iyileşiyor. Çocuğu, kendisi, ailesinin diğer fertleri yorum yazmaya cesaret edemiyorlar. Yorum yazmaya cesaret edemiyor çoğu. Herkes yazsa Facebook diye bir şey kalmaz, çöker. Bir daha da ara bakın, Facebook nerede? Bir de sinüzitle ilgili çok özel bir olay. Onu anlatayım. Ayşegül Hanım diye bir hanımefendi geldi. Ama dedi ki, lütfen benden tiksinmeyin dedi. Dedim ki, estağfurullah, ne demek? Niye? Dedi, ben çok ağır hastayım. Neyiniz var? Sinüzit. Dedim ki, sinüzit basit bir şey. Yok yok, böyle bildiğin gibi değil. Ama sürekli hapşırıyor böyle, kalk ediyor böyle. Peçetelerle, mendillerle tükürüyor kadın. İkide bir hapşırıyor böyle, diyor bir şeyler yapıyor. Sümük gibi bir şeyler çıkarıyor. Dedim, ya ne oluyor? Dedi ki, o doktor, bu doktor, şu doktor, o ameliyat, bu ameliyat, şu ameliyat olmadı, bir daha ameliyat olmadı. 4 defa ameliyat etmişler. Buradaki konkaları almışlar. Konka alınır mı ya? Sanki marketten alışveriş yapıyor. Çerez alıyor. Konka. Burnu hemen şu içeridekileri, şeylere dokuya konka denir. Aa, şurada. Tabaka tabaka. Kazınmışlar. Kazıyınca ne oldu? Daha çok mikrop kaptı. Daha ağırlaştı durumu. Konkalar alınır mı? Konkaları kazımışlar, almışlar. Daha kötü olmuş. 4 ameliyat sonucunda sürekli durmayan bir akıntı. 2 dakika durmuyor, sürekli burnunu peçeteyle veya mendille fokur fokur edip duruyor kadıncağız. Sorun yok, çözüm çok dedik. İnanmadı ama denemek için dedi. Kullanacağım. Yapacak başka bir şey yok. Çünkü iyileşeceğine de inanmıyor ama. 6 hafta kullan, ondan sonra görüşürüz dedim. 6 hafta sonra geldi. Allah razı olsun, iyileştirmedim ama dedi. Çok çok rahatladım, eskisi gibi değil. Devam devam devam. Onunki çok ağır hastalığı olduğu için 5-6 ay sürdü. 5-6 ay sonra da maşallah bir şey kalmadı. Ayşegül Hanım gibi çok ağır bir sinüzit rahatsızlığını tedavi ettik. Çok ağır. Her türlü sinüzit, faranjit, bronşit, orta kulak iltihaplanması, laranjit tedavi edilebilir. Avrupalılar yapıyor. Biz niye yapamayalım yani? Avrupalılar bizden üstün bir ırk mı? Kaldı ki dünyadaki bütün insanların, Avrupalıların, Amerikalıların, Hindistan, Pakistan, Bangladeş gibi ülkelerin, birçok ülkede insanların atası Türk'tür. He, bu da ayrı bir konu. Şimdi çok enteresan bir konu bu. Acaba bu konuya girsem mi, girmesem mi? Girsem mi, girmesem mi? Almanya'da Almanlarla tartışıyordum her gün. Bana diyorlardı ki, biz ari ırkız. Ne ari ırk nesin dedim ya. Hitler yamyam gibi insansınız dedim ya. İnsanlar öldürüyor, ari ırkmış. En üstün ırk biziz diyor. Fransız diyor biz, İngiliz diyor biz. İtalyan diyor biz üstün. Herkes biz üstünüz ırkını. İspanyollar diyor biz üstün ırkı. Hop. Nereye yazıyorum hacı?
Yazabilirim. Haplogroid grup. Şimdi haplogroid grup R1A. R kim? Türk. R1 kim? R1 R'nin Türk'ün oğlu. Batı'ya göç eden. R2 kim? Hindistan'a göçen Türk'ün ikinci oğlu. Şimdi R1 kim? Slavları atası. Yani R1'in oğlu. Slavların atası. Çok enteresan bu konu yani. Adamlar durmamışlar. İnsanların genetik yapısını araştırmışlar. En sonunda hepsinin kanı Türk kanı çıkmış. Çok enteresan. Çok hoşuma gidiyor yani. Adamlar üstün ırkız diyor, araştırıyorlar. Kanları Türk kanı çıkıyor. Aa, burada var. Ne diyor? Polonya'nın nüfusunun yerden çoğu Türk kanı taşıyor. Ukrayna'nın %40'ı Türk kanı taşıyor. Rusların %40'ı nüfusunun Türk kanı taşıyor. Aa, sadece Slavlar mı? Bir de R1'e şeye bakalım. Çok hoşuma gidiyor bu. Hani biz üstünde ırk diyorlar da ya. Adamların hepsi Türk kanı taşıdı ortaya çıkınca. Unuttular bu konuyu. Ama biz unutmayacağız. Bak bu da R1A. Fransa, İngiltere, efendim İspanya. Bunların hepsi de %50'lere, 60'lara, 70'lere varan oranı Türk kanı taşıyor. Evet, bir de R2 var. Ona bakalım. R2. Ben bunu duyunca çok şaşırdım ya. Dünyadaki insanların neredeyse yarısı Türk kanı taşıyor. İşte burada gördüğünüz R2. Hindistan, Pakistan, Bangladeş, İran'ın bir kısmı, Hindistan, Bangladeş, Orta Asya, İran'ın bile nüfusunun bir kısmı Türk kanı taşıyor. Ama biz ırkçılık yapmıyoruz. Irkçılık dinimize yasak. Ama tabii onlar öyle deyince, biz üstün ırkçılık deyince ve alanlar yapmış oldukları ilmi araştırmalarda Batılıların %50'lere varan oranı Türk kanı taşıdığı, Hindistan, Pakistan, Bangladeş gibi ülkelerde hatta İran'ın bir kısmı da Türk kanı taşıyor. Onların yapmış olduğu araştırmada ortaya çıktı. Biz böyle şeylerle uğraşmıyoruz. Neden? Umrumuzda değil diyoruz. Biz de çok bonkeriz yani. Hiçbir şey umursamıyoruz. Hiçbir şey önem vermiyor. Dünyanın efendisi bizik, adamların atası bizik hiç. Neyse. Evet. Gökhan Hevenk isimli arkadaşımız diyor ki nefes darlığı çekiyordum. Nefes darlığı. Nefes almakta zorlanıyormuş. İyileşmiş. Bize teşekkür ediyor. İsmi neydi? Gökhan Hevenk. Evet, Gökhan Hevenk bakalım. Evet burada. Kortisep Afrika sardunyası kullanmış. Ve nefes almakta zorlanan beyefendi nefesi düzelmiş. Çin tırtır mantarı. Evet şöyle gözükmediği için şöyle koyalım. Biraz önce de bahsetmiştim. Çin'de yetişen bu bitki dünyada en doğal antibiyotik bir bitkidir. Kortisep. Daha önce bundan bahsettim. Ama yine soruyorlar. Yine her seferinde tekrar tekrar anlatmak zorunda kalıyoruz. Himalaya'nın 3500 metre yukarısında yetişen parazit bir bitkidir. Diğer bitkilerin öz suyuyla beslenir. Soğuğa karşı dirençli. Mineral olmadığı yerde de yaşayabilir. Efendim suyun az olduğu bölgede yaşayabilir. Birçok hastalığa karşı. Bak burada ne diyor? Şimdi Çinliler bunu binlerce yıldır kullanmışlar. 7-8 bin yıldır. Onların tecrübelerine göre öksürük, nefes darlığı, nefes yetmezliği, terleme, akciğer rahatsızları, bitkinlik, astım, zatürre, amfizem, böbrek hastalıkları, kalp damar rahatsızları, hepatit, karaciğer, siroz, kan hastalıkları, kanser hastalıkları, antioksidan, antibiyotik özelliklere sahip bağış sistemini güçlendirir vesaire diyor. Bu gördüğünüz bitki tırtır mantarı denir buna. Çin tırtır mantarı, kortisepe. Tırtır gibi. Ve kibrit büyüklüğünde. Bu öyle fotoğraf gördüğünüz gibi değil. Şu kadar. Kibrit kadar küçük. Bunu Çinliler
artık yetiştiremedikleri için toplayıp da satmasıyla çok talep olduğu için artık seralarda yetiştirip üretiyorlar ve ekstraktını yapıp satıyorlar. Biz de alıyoruz. Aslında bizim üniversitelerimizde çalışsalar, üretseler üretebilirler ama niye çalışmıyorlar ben de anlamıyorum. İnşallah bir gün onlar da yaparlar. Biz de yurt dışından getirmek zorunda kalmayız. Ya 200 üniversitemiz var. Adı üniversite. Allah yardım etsin. 4-5 tanesi hariç. Diğerleri üniversite değil yani. Lise seviyesinde okul. Buraya geliyor. Sekreter eleman alıyoruz. Adres yazamıyor. Adres yazamıyor. Üniversite mezunu. Var mı böyle bir şey ya? Dünyada yok. Adres yazamıyor. Neyse. Evet. Çin tırtıl mantarı. Nefes darlığı rahatsız olan bu arkadaşımız kısa sürede iyileşti. Bize de dua ediyor. Allah razı olsun. Sağ olsun. Teşekkürler. Kortisep doğal antibiyotik. Penisilin icat edildiği günden kadar antibiyotik olarak kullanılıyordu. Ama şimdi Güneydoğu Asyalılar bizim gibi değil. Ben mesela Malezya'ya gittiğimde Malezya'da hiçbir yerde eczane göremedim. Yok eczane diye bir şey. Yani bizden başka modaya uyan yok. Biz Avrupa'dan, Amerika'dan gelsin de ne gelirse gelsin hemen atlıyoruz. Hemen önce ben alayım, ben uygulayayım, ben yapayım. Ne varsa Avrupa'da anlamadım ki. Zehir de gelse oh maşallah. Evet, beynin fonksiyonları. İnsan beyni nasıl çalışıyor? Bir et zannediyoruz ama incelediğinde öyle çok karmaşık kaplolar döşenmiş gibi çok ince hassas milyonlarca kilometre uzunluğunda kaplolar döşenmiş gibi dünyadaki bütün internet şebekeleri bir araya gelse insan beyninin yoğunluğundaki şebekeye yani şebeke gibi sahip olamaz. O kadar mükemmel bir donanıma sahip insan beyni. Evet, niye insan beyniyle ilgili konuşuyoruz? Bu arkadaşımız ismi Abdullah Bey. Abdullah Bey ne diyor? Beyni arıtıyor, kötü düşüncelerden arındırıyor, daha güzel düşünmeye sevk ediyor. Güzel rüyalar görmeyi sağlıyor. Rahat uyutuyor. Neymiş bu? Evet. Ormus Gold. Ormus Gold. Bu kadar çeşitli güzel etkinlikleri, özellikleri olduğunu ben biliyordum ama bu kadar da bilmiyordum yani. Bu kadar da farklı farklı özellik. Herkes başka şeyler anlatıyor, arıyorlar. Hafta sonu diyor, rahat, güzel uyku çekmek için diyor bazıları cuma günü, bazıları cumartesi günü. Öyle bir çay kaşığı diyor. Ormus içiyorum. Çok güzel uyuyorum diyor. Hafta sonu. Biraz uzun uyumak istediğim zaman diyor. Ormus. Güzel uyutuyor diyor. Çok iyi geliyor. Bazıları da rüya görmek istediği zaman bir çay kaşığı Ormus Gold'dan alıyor. Sabaha kadar televizyon seyredermiş gibi net, açık, berrak, güzel rüyalar görüyor. Net, açık, berrak. Film gibi rüyalar canlı canlı. Yani kötü kabus görmüyor, kötü şeyler görmüyor. Neden? Bazı insanlar kötü rüyalar görür, kabuslar görür. Neden? Şimdi beyin gün içerisinde kişinin yaşamış olduğu bütün olayları süzgeçten geçiriyor. Lüzumsuz olan şeyleri siliyor, temizliyor, atıyor. Lüzumlu olanları önemine göre sıralıyor, depoluyor. Şuur altına, beyin altına. Dosyalar açıyor. Her konuyla ilgili dosyalar var. Dosyalara yerleştiriyor. Kütüphane gibi. Dünyanın en büyük kütüphanesi Amerika Birleşik Devletleri'nde kaç kilometredir? 21 kilometre mi? Ne? Yok, 700 kilometre pardon. Uzunluğunda uzunca koyduğun zaman rafları. Ondan daha çok bilgi buraya yerleşebiliyor insan isterse. Evet. O kadar büyük kapasiteye sahip. Şimdi
Ormus Colt ne yapıyor da kişinin daha net, daha güzel düşüncelere, fikirlere, yorumlara yapmasını sağlıyor? Çünkü beyin saniyede milyonlarca nörotransmitter denen hormonsu madde gönderiyor, komut hücrelere. Diyor ki sen bugün şunu 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 yap, şöyle şöyle üret, bunu bunu yap vesaire vesaire vesaire. Saniyede 3 milyon hücrelere. Tabi beynin temizse, arıysa, duruyorsa problem değil. 5 milyon, 10 milyon gidiyor. Fakat kişi abur cubur yiyorsa, abur cubur gıdaların hepsinde kimyasal var. Bu kimyasalları vücut atamıyor. Beyinde depolanıyor. Aşıdan dolayı beyine cıva gitmiş de bu beynin fonksiyonunu bozuyor. Aşılar bozuyor. Veya kimyasal ilaç kullanıyorsa bunlar beyinde depolanırsa beyni bozuyor. Beyindeki elektromanyetik akımlarda yavaşlama meydana geliyor. Ne oluyor? Kötü rüyalar görüyor, kabuslar görüyor. Negatif duygu düşüncelere kapılıyor. Zamanla kişi strese giriyor, depresyona giriyor, intihara meylediyor vesaire vesaire. Ormus Colt ne yapıyor? Temizliyor. Her türlü kimyasalı, ağır metal temizliyor. Beyni temizliyor. Beyin süpürgesi diyebiliriz buna. Beyin süpürgesi. Arkadaşımız daha önce yorum yapmıştı. Bazıları illa ne iyi geldi, niçin iyi geldi, nasıl kullandın, ne kullandın diye Abdullah Bey'e bir iki defa sorunca o yeniden yorum yazdı. Beyni arıtıyor, kötü düşüncelerden arındırıyor, beyni temizliyor, güzel rüyalar gördürüyor. Ben çok memnunum demiş. Teşekkür etmiş. Evet. Burada geçen hafta söyledim ama yine bir daha söyleyeyim. Çok önemli bir yorum yapmıştı bir arkadaşımız, beyefendi. Evet, Yusuf Taşkan. Kalbim delikti. İksir kullandım. Baktım 2 ay sonra nefes almam kolaylaştı, rahatladım diyor. Kalbi delik olduğu için zorlanıyordu. Evet. Kalpte yani farklı noktalarında delik olabilir. Kaçar. Bu kaçak da kalbin eforunu, kapasitesini düşürebilir. Yani kalbin çeşitli noktalarında olabilir. İçerisinde karıncıkta, kulakçıkta veya ikisinin arasında çeşitli noktalarda kaçaklar, delikler, küçük delikler olabilir. Zaten büyük olursa Allah korusun kişi yaşayamaz. Gider yani. İşte bu kaçaklar nedeniyle kişinin eforu düşüyor. Kalbin yetmiyor yani kan pompalamıyor, kanı temizlemiyor, arıtamıyor vesaire. Öyle ağır bir sorunla karşı karşıyaydı beyefendi. Diyor ki 2 ayda nefes almakta zorlanıyor, halsiz dermansız kalıyor. Ağır bir işe giremiyordu. 2 ayda bu rahatsızdan kurtuldu diyor. 2 ayda. Nasıl kurtuldu diyeceksiniz? İşte alıç. Alıç, Türkiye'de 90 çeşit alıç yetişir. Sadece loplu ve kertikli alıç şifalı. 900 çeşit alıç yetişir dünyada. Sadece ikisi şifalı. Loplu ve kertikli alıç. Diğerleri ne kadar şifalı? Tartışılır. Yani ortada bir netlik yok. En kaliteli alıç, bu yapraklı ve kertikli alıç, bunların da evet işte meyvelerin ve çiçeklerin resmini çektim ben. Hem benim köyde Kayseri Bünyan taşında çektim bazı alıç resimleri. Gördüğünüz gibi böyle güzel pembe beyaz çiçekleri var. Yaprakları şu kertikli olduğu için buna kertikli alıç denir. Yaprağı şu şekilde loplu kertik şeklinde testere gibi veya böyle loplu yaprağı loplu olduğu için loplu alıç da denir. Şu gördüğünüz meyveleri çok küçük olduğu için buna piç alıç da denir. Meyvesi yenmez, içi çekirdek doludur. O nedenle yani bazıları zannediyor ki alıç deyince alıcın
meyvesi etkili zannediyorlar. Alıcı meyvesi etkili değil. Yaprak ve çiçeğin destilasyonla damıtılarak elde edilen üzüm. Burada ne görüyorsunuz? Bir ayrıntı. Şu gördüğünüz çiçek kırmızı döllenme tozlukları, kırmızı hala. Diğer aşağıda gördüğünüzse ne olmuş? Gri, solmuş. Bununla bu çiçekle bu çiçek arasındaki fark nedir? Bu çiçeğe henüz arı, sinek, böcek her neyse gelip bu polenleri almamış. Yani döllenmemiş bu çiçek. Bu döllenmiş. Bunun işi bitmiş. Arı nasıl oluyor da döllenmiş toz yani döllen yeni açılan çiçekle eski çiçeği nasıl fark ediyor? Bu çiçek ultraviyole ışın yayıyor. İnsanların göremediği, böceklerin gördüğü bir ışın. Bunun yaymış olduğu ışınla geliyor bundaki nektarı emmeye. Kökünde burada nektar tatlı bir meyve suyu gibi nektar var. Onu emiyor. Fakat şuradaki emilmiş, onun ışığını sönmüştür. Onu görmüyor. Bunu görüyor. Ha, onu görüyor ama ona şey yapmıyor. Sadece konmak için. Buna geliyor. Bundan nektarın emmek için ve döllenme tozlukları arıya yapıştıktan sonra bu da ışın yaymıyor. Ultraviyole ışın yayıyor. Bütün tozlukları, döllenme tozlukları denir bunları. Döllenme tozlukları arıya, böceğe, sineğe her neyse yapışmamışsa böyle canlıdır. Döllenmişse solmuştur artık. Işın yaymaz. Evet. Allah'ın işi işte. Arıya, böceğe, sineğe her neyse diyor ki buraya gel. Senin işin burada. Alışla ilgili birçok klinik araştırması var. Bu klinik araştırmaları dünya çapında milyon dolarlık araştırmalar. Çok uzun hikayeler de ben kısaca değineyim birkaç tanesi. Şimdi bizim ürünlerimiz neden etkili? Piyasada binlerce herbalist var vesaire vesaire. Ama birçoğunun değil %99'unun ürünü işe yaramıyor. Neden? Adam gidiyor alıcı meyvesinden sirke yapıyor. Öbürü gidiyor yaprağından çay yapıyor. Herkes bir şey yapıyor. Hatta ekstrak yapıyor. Yine etkili olmuyor. Neden? Hangisinin şifalı olduğunu bile bilmiyorlar. Hangi alıç? Hangi kısmı? Ben nereden biliyorum? 3 ciltli kitap yazdım. Yani bileyim o kadar da bilgim olsun değil mi? 27 yıl sadece kitap yazmak için uğraştım. 36 şey 940 kardiyolog gözükmüyor. Az biraz çekeyim. Yani kalp damar uzmanı 3664 kalp damar zafiyeti olan hasta üzerinde alıcın yaprak ve çiçeğinden elde edilen ekstrakla damla ve drajeler yapmışlar. Hastalardaki güçsüzlük, nefes darlığı, kalp çarpıntısı, kalp teklemesi, ödem, göğüs basıncının artması, göğüs sıkışması, zorlanarak öksürme gibi rahatsızlar olanı tedavi etmişler. Biz de tedavi ettik. Aha burada. Ne diyor arkadaş? Kalbim delikti diyor. Nefes almaktan zorlanıyordum diyor. Hamdi diyor, şükrü diyor, iyileştim diyor. Nasıl yapmışız biz bunu? Alıçla. Tabii biz sadece alış vermedik. Bu tür hastalıklarda, ağır hastalıklarda bir iksir kullanmak gerekir. İksir neden kullanmak gerekir? İksirin adını da değiştireceğiz. Tarım Bakanı öyle istediği için. Bizim koyduğumuz ismi beğenmediler. O da başka bir sorun. Bir insanda ortalama 120 bin kilometre uzunluğunda damar var. Damarların içinde plaklar olursa plaklar zamanla açılmazsa kalp krizine, beyin kanamasına, cinsel yetersizliğe, karaciğer vesaire vesaire bir sürü hastalık tetikler. Bu bütün organdaki yağları eritir. Limon suyu, sirke, sarımsak, zencefil, zerdeçal, kurkuma, longa, altınbaşak otu, zeytin yaprağı, kakule içerir. Eğer kişinin bağırsaklarında mantar varsa tedavisi gerekir. Tedavi edilmezse birçok hastalığı tetikler. Alerjik hastalıklar, cilt hastalıkları. Bu ne yapıyor?
bağırsaktaki mantarları yok eder. Ve böylece ileride oluşacak alerjik hastalıklar, cilt hastalıkları, panik atak, depresyon, ölüm korkusu gibi hastalıklar ortadan kaldırır. Şimdi Avrupalı, Amerikalı, her neyse Çinli bir sürü firma geliyor, Rus. Türkiye'den izin alıyor, istediği gibi, istediği isimle ürün üretiyor, satıyor. Sorun var mı? Yok. Biz müsaadenizle yıllardır uğraşıyoruz. Onay için, onayımızı aldık. Hadi her neyse. Ama diyor ki iksir olmaz. Niye olmuyor ya? Avrupalı isteyince oluyor. İstediği isimle, istediği ürünü üretiyor. Hem de binlerce ürün üretiyor. Satıyor Türkiye'de. Avrupalı, Amerikalı olunca ona yasak yok. Bize gelince yasak var. İksir olmaz. Ne olsun? Başka bir isim koy. Ne koyayım? Ne koysan koy. Zencefilli May. Böyle saçma sapan bir isim koyuyoruz. Ne yapalım yani? Yok efendim, tonik olmaz. Ne olursun? Lahana yaz. Ya niye karışıyorsun ki benim ne ürettiğime? Yani ismini ne olduğunu ne karışıyorsun? Bunu vatandaş kullanmış mı? Faydasını görmüş mü? Görmemiş mi? O önemli. Tedavi amaçlı yurt dışında bundan kullanılıyor mu? Kullanılmıyor. Bu önemli. İçeriği önemli. İsim önemli değil ki. İsim ben bu iksir demişim. Öbürüne tonik demişim. Bunun ne, kimi rahatsız ediyor ki? Neden rahatsız ediyor? Diyebiliyor musun Avrupalı, Amerikalı şirketlere Türkiye'de sen bu isimle bu ürün üretemezsin diyebilir, diyemiyorsun. Avrupalı, Amerikalı, Çinli'ye, Rus'a, Yahudi'ye diyemiyor. Bize gelince Türk müsün? Vura balaya. Türksün, Türkiye'de 3. sınıf insansın. Ne biçim iş bu ya? Neyse, moralim bozuldu. Konuşmak istemiyorum. Bugünlük bu kadar. Kusura bakmayın. Mübarek Ramazan. Yani hep devlet Türkiye'de, yani bu hükümetle ilgili değil, 200 yıldır böyle. Osmanlı son zamanından beri. Yeniçeriler milleti soyarmış. İş yerlerine saldırılarmış. Haraç alırlarmış. Yani 200 yıldır bu böyle. Hep geri sayıyor, hep geri sayıyor. Hep Türk işçisi, Türk işvereni, Türk köylüsü eziliyor. Eziliyor. Ne zaman? Ezilmekten kurtulacağız. İkinci, üçüncü sınıf vatandaş olmaktan kurtulup normal sıradan bir vatandaş olacağız. Birinci sınıf vatandaş olamayacak mıyız? Hep mi ikinci, üçüncü, dördüncü sınıf vatandaş olacağız? Almanya'da tamam, bir yabancıydık, orada üçüncü sınıf vatandaşlık. Türkiye'de neden üçüncü sınıf vatandaş oluyor? Yahudisi, Avrupalısı, Amerikalısı hep bizden önce geliyor her zaman. Onlar her istediğini yaptırıyor. Bize gelince sürekli engel, engel, ona engel, buna engel. Ona ceza, buna ceza, şuna. 1 milyonların üzerinde ceza. Bahane arıyorlar ceza yazmak için. Hemen bir ceza yazalım Gökçe'ye. Ceza yazalım Gökçe'ye. Tedavi eder dedi, iyileştirir dedi. Şunu dedi, bunu dedi, onu dedi. Var mı böyle bir şey, saçmalık ya? Avrupa'ya gidin bakayım. Almanya'da kaldım 29 yıl. Fikir hürriyeti var. Herkes her dediğini, istediğini söylüyor. Tedavi ederim de diyor, iyileştiririm de diyor. Kimse bir şey değil mi? Ha, biri zarar görürse mahkemeye gidiyor. Cezasını ödüyor. Var mı bizim ürünlerden bir zararı gören? Yok. Hamdolsun. Sadece bizde tek bir şikayet var. Efendim, iksirinizi kullandım da çok iyi geldi de ama sarımsak kokusu var. Bir bu. Başka da bir dertleri yok yani. Şikayetleri bu vatandaşın. O da %1-2. Ben ürününüzü kullandım, çok iyiyim, çok memnunum da sarımsak kokusu var. Onda gidersiniz. Olmaz. Özellik kalmaz. Bozulur. Başka da şikayet yok bizde. Ama öbür tarafta adam hayvan yeminden ürün yapar. İnsanlara, diğeri de kimyasal ürünlerden ürün yapar. İnsanları zehirler. Ölümüne sebep olur. Onlara bir şey yapılmaz. Neyse. Genece diye Amerikan şirketi var. Türkiye'de yıllarca insanları dolandırdı, dolandırdı. Sonradan anlaşıldı ki üretmiş olduğu 40 çeşit hapın içerisinde sadece pirinç var. Başka bir şey yok. Neyse. Allah kerim. Hürmetler, saygılar.